Shiba Inu'nun 1 dolara ulaşmasının süresini vesaire cartını curtunu inceliyor. Buna bir göz atacağız. Shiba'nın ilerleyen vakitlerdeki potansiyel fiyatlarını ve uzun vadeli yörüngesini değerlendirmeye çalışan bir haber. Şimdi Shiba Inu diyor işte Shiba'nın 1 dolara ulaşması ne kadar sürecek? Yine bu bir noktadaki hani Telegram muhabbetinden konuşuyor. Telegram'ın var ya 2050'de 1 dolar mı olacak? 1,06 dolar mıydı? Öyle bir şey yazıyordu. Ondan bahsediyor. Onun üstünde de çok fazla durmayacağım. 2050'yi falan bilemeyiz. Shiba Inu'nun fiyatı projenin merakla beklenen katmer iki aşamanın başlatmasına rağmen 2023'te ivme kazanmakta zorlandı. Doğru. Shiba Inu'nun başlangıcı da tabii ki ayrı bir meseleydi. Yani Shiba Inu başlatıldı. Doğru. Devamında bir daha Shiba Inu başlatılmadan Shiba Inu'nun food haberleri piyasaya çıktı. İşte yok şöyle düşecek, böyle bir sorun yaratacak, şöyle sıkıntı olacak falan. Oydu buydu derken bir sürü problem üst üste geldi. Bir de tabii ki bu food haberlerin gerçeğe dönüşümünü seyrettiğimiz anda işler daha da karmaşık bir hal almaya başladı. O yüzden bu şekilde. Ha, tabii bir de Shiba Inu çıktı. Biliyorsunuz ne dedik? Fiyasko ile birlikte çıktı. Üstüne bir de söz verdikleri yakım mekanizmasını piyasaya sürmediler. Bu da ayrı bir vukuatı yarattı. Nitekim bir kısım dedi ki işte bunlar sürmüyor, sürmeyecek falan gibisinden. Bir kısım hala yakım yapılıyor zannediyor adamlar. Yani yakım yapıldığını sananlar var şu anda Shiba'da. Evet, pek çok kişi Shiba'nın bir yükselişe geçerek birkaç sıfırı silmesini bekliyordu ancak bu gerçekleşmedi. Bekleniyor, hala bekleniyor, bekleniyordu da. Niye bekleniyordu? Shiba Inu yakacak. Yoksa kimse şirketi olduğu için vay be yaşasın artık Shiba Inu üzerinden işlem yapabileceğim diyen mi vardı sizce? Yoksa Shiba Inu gelecek yakım yapacak diyen mi vardı? Ben size söyleyeyim. Benim size söylememe gerek yok. Siz kendinize söyleyin yani. %99,9'luk kesim bu noktada Shiba Inu gelecek, kullanılacak, yakılacak. Bak kullanım, mullanım hepsini at çöpe gitsin. Yakılacak deniyordu. Ortada yakım yok. Azalan bir arz yok. Dolayısıyla sonuç yok. Bu kadar basit. Yükseliş yok. Bitti. Bunun yerine diyor Shiba yılın büyük bölümünde aşağı yönlü bir seyir izledi. Üstelik Telegram tarafından hazırlanan bir rapor. Shiba'nın tüm sıfırları silip 1 dolara ulaşmasının onlarca yıl alacağını öne sürdü diyor. Evet. Tüm sıfırları silmesi olmayacaktır. Her projenin dünya genelindeki her şirketin de diyebiliriz bir varoluşu vardır, bir yok oluşu vardır. Yani şimdiye kadar kaç tane mesela banka ya da ne şirketi ne firması olursa olsun adına ne derseniz artık. Yani kaç tane özel sektörde kuruluş gerçekleşmiştir de kaçı muvaffak olup kaçı muvaffak olamamıştır? %99'undan daha fazlasındaki bir oranda muvaffak olamamışlardır. Tamam. Burası da böyle. Sadece işler biraz daha hızlı işliyor. Shiba da muvaffak olamayacaklardan bir tanesi. Ama kısa süre içinde spekülatörseniz, tabii ne kadar güçlü işler olursa, ne kadar bu spekülasyondan siz spekülatör olarak faydalanabilirseniz, bu sizin lehinize olacaktır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa uzun vade onlarca yıllar alır. Onlarca yılda millet Shiba'yı mı bekleyecek? Bu piyasa Shiba'yı mı bekleyecek? Dur. Yani firmalar eliminasyona gitmesin. Devletler, kurumsallar kullanmasın ama Shiba'nın daha onlarca yılı var kendini gösterebilmek için vaadini yerine getirebilmiş. Böyle bir şey yok. Rapora göre Shiba'nın 2023 yılında maksimum 4.0316 dolar fiyatına ulaşabilir. 2027 yılına kadar token 2.0 daha silebilir ve yaklaşık 3.0198 dolar maksimum fiyata ulaşabilir. Ancak raporda Shiba'nın 2.0'ı daha silmesinin 13 yıl daha süreceği belirtildi. Rapor Shiba'nın 2040 yılına kadar 0.076 dolarlık bir fiyata ulaşabileceğini öngördü. Son olarak Shiba bundan 27 yıl sonra 2050'de 1 dolarlık hedefine ulaşabilir. Bunlar tamamen tabii ki de hikayedir. Yani boş muhabbet hiç bir dayanak noktasıdır, odur budur. Bulunmayan şeyler.
Telegan raporu Shiba'nın ekibin 2040'tan önce mevcut arzın yarısını yakabileceğini ileri sürdü. Bu, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin 2021'de ilk arzın neredeyse yarısını yakmasına benzer bir hareket olacaktır. Buterin hamlesi oynandı. Shib'in ilk fiyat artışında büyük rol oynadı diyor. Evet, şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan sonra manuel yakım gelecek mi? Muhtemelen manuel yakım gelmeyecek. Shibarium gelirse manuel yakıma gerek kalır mı? Kalacağını zannetmiyorum. Bak, bekleyip göreceğiz. Ama muhtemelen Shibarium gelirse zaten bu yakımlar yeterli olacaktır. Belli süre zarfları içerisindeki yakımların devam etmesi, nitekim fiyat paritesini oynatmak için mesela şu anda bunu koysalar zaten 2025 yılına kadar 2025'te beklenen ve istenen manuel yakım kadar ben yakabileceğini düşünüyorum. Tabi arz azaldıkça miktar olarak düşecek fakat yine işleyişe göre paritenin oynaması sabit kalacaktır. Tabi ne kadar kullanıldı ne kadar kullanılmadı buna göre de değişir. Bu da ayrı bir konudur. Şimdi ekibin mevcut arzın yarısındaki nasıl yapacağını cevaplamayı bekliyor. Bak diyorum ki Shibarium'la. Hani bunun başka bir yolu yok. Shibarium'la yakacaklar. İkincisi mevcut arzın yarısını yakmaları 2040'a kadar falan sürmez. Şu kadar sürer diyemem. Çünkü bu da çelişkili bir sorudur. Haftada 1 trilyon yakılacağı iddia ediliyor. Bak o kadar söylüyorum ben. Yani ne söyleyebilirim başka? Ama tekrar söylüyorum. Bu her hafta 1 trilyon, 500 haftada tam öyle bir şey yok. Arz azaldıkça miktar azalır. Çünkü birim başına paritede bu şekilde etkir, gaz ücretleri vesaire değişecektir. Bunu da hesaba katmanız gerekiyor. Ekip her yıl trilyonlarca token yakacağını söylenen yeni bir yakma mekanizması üzerinde çalıştıklarını söyledi. Böyle bir mekanizma potansiyel olarak kısa sürede önemli sayıda token yakabilir. Ancak Shib baş geliştirici Satoshi Kusama'nın da belirttiği gibi yakma tek başına fiyatları artırmayacaktır. Tabii ki yanında talep de olacak. Doğru, yakma tek başına fiyatı arttırmaz. Ama sen yakmadığın zaman hiçbir zaman arttırmaz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü Kusama bunu sürekli olarak unutuyor maalesef. Ve şu zaman, bu zaman, o zaman böyle şöyle derken coin üzerindeki FOMO'yu öldürüyor. Dolayısıyla 2023'ün son çeyreğinde aktifleştireceğiz dediler. Bakalım ne kadar doğru ne kadar yanlış. Bunu da bekleyeceğiz, göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.